Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Los Angeles'a gideceğiz. Los Angeles'ta bir sürü yer göstereceğim. İşte Beverly Hills, Hollywood, ünlülerin yaşadığı evleri, onların gittiği pahalı mağazaları. Bayağı dolu dolu bir vlog olacak diye düşünüyorum. Yaklaşık bir 50 dakika, 1 saatlik bir yolumuz var. Ondan sonra görüşürüz. Sonunda geldik. Şimdi Hollywood Sign'ın yukarısına çıkıyoruz. Bayağı bir trafik var babam. O yüzden bizi indirdi. Şimdi bayağı yokuş yukarıya yürüyoruz. Evet, gözükmeye başladı şu an. Şurada ufak bir kısmı gözüküyor. Ama biraz daha yukarıya çıkmamız gerekiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Los Angeles'ta iki tane video çekmeyi düşünüyorum. Part 1 ve Part 2 şeklinde. Çünkü çok fazla gezilecek yer var. Yani hepsini detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu videomda işte Hollywood Sign'ı ve Hollywood Walk of Fame diye bir yer var. Ünlülerin isimlerini yazdığı Yıldızlar Caddesi. Geldim. Burada insanlar fotoğraf çekiniyor. Böyle aşırı yüksek, çok güzel bir yer. Burada bu Hollywood yazısının tam yanına çıkmak yürüyerek yaklaşık bir iki saat. Yani onu çıkamayacağım için böyle size yüksekten gösteriyorum. Ama bu şekilde de güzel gözüküyor. Şurada büyütücülerle de bakabiliyorsunuz. Bu şekilde bayağı güzel. Burada bir rasathane gibi bir şey var. İsmi Griffith Observatory. Burasını da size bayağı detaylı bir şekilde çekmek istiyorum. Burada bayağı böyle gezegenlerin işte güneş sistemini anlatan büyük bir yer var. Bu şekilde. Hiç bilmiyorum yani video falan çekilebiliyor mu? Yani yasaksa çekemeyebilirim. Ama bir bakacağım. Burası ücretsiz. İsteyen istediği gibi girebiliyor. Kamera ile ilgili bir şey denmiyor. O yüzden çekilebilir diye düşünüyorum. Ya sesim ne kadar geliyor onu bilmiyorum ama bu şekilde gezegenlerle alakalı bayağı büyük bir yer. Burada güneş sistemini anlatan bir yer var. Bu şekilde. Burada mevsimleri anlatan bir yer. Aşağı katta varmış. Aşağı kata da inelim. Burada böyle gezegenleri asmışlar. Burada bütün gezegenleri tanıtmışlar. Şöyle üstlerinde isimleri de yazıyor. Kocaman bir yer gerçekten, çok büyük. Her şeyi detaylı göstermek isterdim ama o zaman video çok uzar. Böyle gösterdim. Burada hediyelik eşyalar satan bir yer var. Şu üst kata da çıkalım, orayı da göstereyim.
geldim. Şuraya çıkıp o Hollywood yazısına değmek isterdim ama 2 saat yürümek gerçekten çok zor olur, hele ki bu güneşte. Ama en azından böyle de görebiliyoruz. Manzarası o kadar güzel ki gerçekten full böyle çok yükseğe çıktığımız için birçok yer gözüküyor. İngilizce hariç bütün dilleri duydum neredeyse. Burası o kadar böyle hani turistik bir yer olduğu için genel olarak yani turistler geliyor, yabancılar geliyor. Ben de mesela ilk buraya taşındığımızda burayı gezmeye gelmiştik. Şimdi tekrardan aşağı doğru iniyorum. Hollywood Walk of Fame, yani daha demin de dediğim gibi ünlülerin isminin yazdığı Yıldızlar Caddesi'ne gideceğiz. Burada bayağı bir şey göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman yer yerde görüşürüz. Böyle güvenlikler trafiği kontrol ediyor. Bayağı bir araba olduğu için. Şu anda böyle yıldızlar başladı. Upuzun bir cadde. Biz daha böyle ünlülerin, daha çok popüler olan kişilerin olduğu yere gidiyoruz. Ama burada da başladı yıldızlar. Şimdi yıldızların asıl başladığı yere geldik. Bayağı bir burası kalabalık ve gürültü var. Ama size çekmeye çalışacağım. Evet, full bu şekilde başlıyor böyle. Size şimdi daha böyle herkesin bilebileceği popüler yıldızları göstermek istiyorum. Bulabilirsem. Burada böyle mağazalar var. Şurada satışlar oluyor. Şimdi size şurayı göstereceğim. Burada Muhammed Ali Kınay'ın biliyorsunuzdur diye düşünüyorum, boksör. Herkesin ismi yerde yazıyor ama onunkisi böyle bir duvarda. Çünkü kendisi yerde yazılmasını istememiş. Ben bir peygamber ismi taşıyorum, İsmimin ayakla basılmasını istemiyorum demiş. O yüzden onunkisini böyle duvara asmışlar. Burası çok ilginç olmuş. Böyle bir sürü mağaza vardı ama kapanmış hepsi. Yeni bir yer mi yapılacak bilmiyorum ama bayağı şaşırdım şu an. Şurada böyle bir dondurmacı var. Şurada Forever 21. Oraları da göstereyim. Neden böyle olmuş hiç bilmiyorum ama her yeri kapatmışlar. Normalde burası bayağı güzeldi. Böyle mağazalar var. Bu mağazayı çok seviyorum. Forever 21. Evet.
böyle olmasına çok üzüldüm şu anda. Bayağı kötü duruyor burası. Ama burada ne var? Victoria's Secret. Burada Sephora var. Yine üst katlarda bazı mağazalar var. Bayağı büyük bir Sephora mağazası galiba. Şöyle gireyim. Sephora'da çekim yapmama izin vermediler. Böyle kızım bayağı tatlı bir şekilde yanıma geldi. İşte çekim yapılmasına izin veremiyoruz falan diye. O yüzden oradan çıktım. Şimdi size etrafı göstereceğim. Burada Pink varmış. Şimdi üst kata çıktım. Böyle bir tadilat var. Anlamadım neden. Şimdi tekrar aşağı doğru iniyorum. Şöyle bayağı güzel bir yer yapacaklarmış. O yüzden herhalde o tadilat. Öyle bayağı güzel gözüküyor. Bu yapıldıktan sonra da bir gün gelip burada alışveriş yapmak isterim. Size de çekerim o zaman. Ama daha yeni başlanmış gibi, o yüzden uzun sürebilir. Şimdi size biraz karşı tarafa da geçireceğim. Şurada Zara'ya girmek istiyorum. Şimdi Zara'ya girdim. Buraya da biraz size çekeceğim. Şu mont bayağı güzelmiş. Yalnız Zara Türkiye'de olduğu gibi burada da biraz daha diğer mağazalara göre pahalı. Bu 90 dolarmış mesela. Yine böyle uçuk fiyatları yok ama biraz daha pahalı. Şu ceketi de çok beğendim. Bu da 90 dolarmış. Şöyle 45 dolara bir pantolon. Şöyle çok güzel bir mağaza buldum. Daha çok böyle hediyelik eşya, işte Los Angeles Hollywood anısının şeyine böyle. Tişörtler, bardaklar falan var. Ve fiyatları da bayağı iyiydi. Biraz size onları da göstereyim. Şöyle sweatshirtler var. Mesela ne kadarmış bunlar? 35 dolarmış. Beğendim. Bu 25 dolarmış. Böyle plakalar var. Aslında bunlardan alıp böyle odana çok güzel dekor olabilir. Şöyle hepsi 5 dolar. Bir sürü tişört var. Şimdi o mağazadan çıktım. Kendime çok güzel bir tişört aldım. Birazdan size gösteririm. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. Şimdi Beverly's'e geldik ama bu videoyu ikinci partta izleyeceksiniz. Yani bu videodan 2-3 gün sonra paylaşırım diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Diğer videomu da muhakkak izleyin.